Evet arkadaşlar tekrar merhaba. Ee, bugün de arkadaşlar Regenerasyon CTP'yi inceleyeceğiz. Ee, ben size takabileceğiniz en iyi 10 karakteri de sayacağım. Ancak arkadaşlar incelemeden önce daha doğrusu bu 10 karakteri saymadan önce e, CTP'yi iyi bir inceleyelim istiyorum. Nedir ne işe yarar? Nedir? Yani bu, bu CTP PvP'nin en iyi CTP'si yapan şey nedir? Yani PvP alanında en iyi CTP arkadaşlar onu da söylemek istiyorum. Şimdi şöyle bir girelim. İlk olarak yeteneklerden başlayalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 3 tane madde var. maddeler zaten solun, sol tarafta nokta ile belirtilmiş. 3 maddemiz var. 3. maddenin altında belli bir şeyler yazıyor da ona, ona, da geleceğim. İlk önce arkadaşlar ilkinden başlayalım. Şimdi YP yaşam puanı demek arkadaşlar açılımı. Zaten çoğunuz biliyorsunuzdur. YP yani can demek arkadaşlar e, ee, YP'yi yüzde 34 art artırıyormuş. Yani sizin canınızı yüzde 34 kadar artıracak ama arkadaşlar bu maksimum değeri. Yani ne kadar yüksek getirebilirseniz o kadar iyi olur tabi ama maksimum gelebilecek değer yüzde 34'müş. Yani olabildiğince yüksek getirseniz daha sağlam olur karakteriniz. Daha sonra savunma aşma bağışıklığı diyor. Arkadaşlar şimdi savunma aşma bağışıklığından bahsedecek olursam bilmeyen arkadaşlar vardır belki. Şimdi savunma aşma ile savunma aşma bağışıklığı farklı şeyler. Şimdi savunma aşma arkadaşlar siz e, diyelim ki karşıda mesela savunma aşma bazı yeteneklerde var diyelim ki adam işte e, karşıda size karakteriyle bir saldırı yaptı. E, şey siz eğer sizde savunma aşma varsa e, savunma aşma olan bir yeteneğinizi kullandınız diyelim. Bu karşıdaki rakibin saldırısını iptal ediyor. Size karşı saldırı yapma fırsatı veriyor. Savunma aşma bu işe yarıyor. Yani karşıdaki biri size saldırı yaptığında o saldırıyı iptal edebiliyorsunuz. Bu sayede hiç saldırı yapmamış oluyor. Siz de hasar almamış oluyorsunuz. Peki savunma aşma bağışıklığı ne? Savunma aşma bağışıklığı da şu. Diyelim karşıdaki adamın e, savunma aşma şey yeteneği, pardon, savunma aşma özelliği olan bir yeteneğini kullandı sizin yeteneğinizi iptal etmek istiyor. Adam o yeteneğini kullanınca yani sizin sizin vuruşunuzu iptal edecek. Ancak savunma aşma bağışıklığınız olduğu zaman sizin savunmanızı aşamıyor. Yani sizin skill'inizi iptal edemiyor. Bu da ne demek oluyor arkadaşlar? Siz her halükarda o skill'i vuruyorsunuz. O yeteneği vuruyorsunuz. Bu sayede rakibi öldürebiliyorsunuz. Yani sizin yeteneğinizi hiçbir şekilde iptal edemiyor. E, Tabi süper savunma aşma varsa adamda o farklı bir mevzu e, her halükarda aşacak ama e, bu arkadaşlar bu yetenek hemen hemen hiçbir karakterde yok o nedenle e, o konuda endişelenmenize gerek yok yani e, demek istediğim burada savunma aşma bağışıklığı bu işe yarıyor her halükarda skillinizi vurmanızı sağlıyor. Bunu da anladık sonra arkadaşlar diyor ki yenileme oranı art artı %90 tabii ki bu maksimum değeri ee, yüksek getirseniz de daha güzel olur. Bu da arkadaşlar canınızı daha hızlı doldurmanızı sağlıyor. Şimdi ilk iki maddeyi anladık buraya kadar. Üçüncü maddeye geçelim. Arkadaşlar üçüncü madde etkileşme oranı diyor. YP %56 ise diyor. Yani üçüncü madde sadece sizin canınız e, yarıdan daha az bir seviyeye gelirse uygulanacak. Daha üstünde uygulanmayacak bilginiz olsun. Canınız yarıya düştüğü zaman şu etkileri elde edeceksiniz. Uygulanacak olan kendisi yani karakterin kendisini uygulayacak. Max YP'nin %10 kadarını yeniler. Ee, bu da şey demek bir saniye. Gene bildirimleri kapatmayı unutmuşum. Evet arkadaşlar kusura bakmayın her videoda unutuyorum bildirimleri kapatmayı ama e, kapattım bildirimleri. Şimdi devam edelim. Ee, dediğim gibi %50'nin altına düştüğünüz, düştüğü zaman canınız Max YP'nizin %10 kadarını yenilecekmiş. İşte atıyorum 100 bin şeyiniz var, canınız var. E, ee, canınız %50'nin altına düştüğü zaman bu 100 binin %10'u kaç yapar? 10 bin. 10 bin. kadar bir canınız yenilenecek. O şekilde düşünün. Canınız %10 kadar artacak yani. Ee, onun dışında bir diğer etki de arkadaşlar Max Yep'in %35 kadarı bir kalkan yapar ve iptal etme ve değerleme etkilerini yoksa. şimdi burası önemli. Neden arkadaşlar? Sizin canınız yarıya düştüğü zaman size direkt olarak bir kalkan verecek ve bu kalkan sizin YP'nizin %35 kadarına eşit olacak. Yani yine gene bin canınız olduğunu varsayın. Tamam mı? E, bu kalkanın değeri 35 bin kadar bir şey olacak. Yani e, rakip size 35 bin kadar bir saldırı yapmadan bu kalkanı kaldıramayacak. Çünkü devamı da var. E, şey diyor. E, Max HP'nin %35 kadarı bir kalkan yapar ve iptal etme ve değerme etkilerini yoksa Yani... E, rakip size ne yaparsa yapsın iptal edemiyor bu şeyinizi Kalkanınızı. Aynı zamanda bu kalkanınızı delemiyor da. Yani her halükarda o kalkanı kır, kırmak zorunda. Ee, herhangi bir şekilde iptal edemeyecek çünkü. Ee, yani bu da ne demek? Yani hasar vura vura kıracak o kalkanı. Yani bu sayede arkadaşlar bu kalkan da sizi ölmekten koruyacak. Siz zaten e, o sırada canınızı da yeniliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi zaten Max MaxYP'nin e, şey. YP işte %56 ise Max MaxYP'nin de %10 kadarını yeniliyor ya. Zaten bu sırada yeniliyorsunuz. Ayrıyeten tabii e, karakterinizin can yenileme özelliği varsa belli skill'lerinde mesela Sentry 5. skill'inde yüzde %25 kadar YP'yi yenileyebiliyor. Ya da Dark Durduğum örneğin mesela 5. skill'i kullandığınız zaman yüzde %50'sini canınızın yarısını dolduruyor. Ya Bu sayede direkt kendinizi toparlayacaksınız. Ee, yani bu da gene zaten ondan sonra adam gene vurdu vurdu diyelim gene canınızı yarıya düşürdü. Bu sefer gene kalkan devreye girecek. Bu sayede arkadaşlar öldürmesi çok zor olacak karakteri. Peki bu karak bu pardon bu CTP'yi aç şey otoriteden e, iyi yapan şey ne? Bir de bundan bahsedelim şimdi. E, yani bilmiyorum e, ne kadar hakimsiniz oyunu ama e, bilen arkadaşların çoğu biliyordur ki rejenerasyon otoriteden biraz daha iyidir bir tık daha iyidir. E, pe, ama bunun nedenini kimse sorgulamaz arkadaşlar. Sadece o şekilde e, bahsedip geçmişlerdir. E, arkadaşlar neden de şu yani otoriteden farkı ne? Arkadaşlar e, otorite daha çok mesela %50'nin altına düştüğü zaman şey oluyor. E, %50'nin altına düştüğü zaman daha çok toparlanma fırsatı verirken e, şey rejenerasyon bunu yüzde %50'nin üstündeyken de yapıyor. Çünkü size hem YP veriyor canınızı artırıyor. E, bu nedenle ölmeniz biraz daha zor oluyor. Aynı zamanda yenileme oranı artışı veriyor. Bunu tabii ki otorite sağlamıyor size. Aynı zamanda arkadaşlar rejenerasyonun bir diğer farkı da %50'nin altına düştüğünüz zaman da arkadaşlar şu kalkan e, çok sinir bozucu oluyor. Gerçekten o kalkanı kırmak biraz zor oluyor. E, o nedenle de size gene toparlanmanız için gene fırsat veriyor otoritede olduğu gibi. E, otoriteden farklı olarak arkadaşlar e, daha öldürmesi zor oluyor. E, bir de bir diğer farkı da arkadaşlar rejenerasyonda şöyle bir olay var. YP'niz ne kadar yüksek olursa öldürülmeniz o kadar zor olacak. Çünkü gördüğünüz gibi etkileşme oranı mesela yüzde, YP %56 ise hani %50'ye düşürdünüz diyelim. işte düşman mesela düşman rejenerasyon takıyor diyelim. Siz gittiniz onun canını %50'ye düşürdünüz. Bu sefer zaten canını e, max YP'sini %10 kadar yenilecek. Bir de max YP'nin %35 kadarına bir, kadır kadar bir kalkan yapacak. Yani sizin Canınız ne kadar yüksek olursa yapacağınız kalkan de değeri o kadar yüksek olacak. Ee, YP yenileme miktarınız o kadar yüksek olacak. Ve zaten max YP'nin de e, %50'ye düşmesi için yine de e, uzun bir uğraş vermek durumunda kalacak karşı taraf. Bu nedenle arkadaşlar YP özellikle e, rejenerasyon taktığınız karakterde YP'nin çok çok yüksek olması lazım. Bu nedenle arkadaşlar rejenerasyonu. E, YPS en yüksek karakterlere takmanız lazım. Yani doğal kendi statüllerinde en yüksek olanlara. Mesela bunu Wolverine'e takarsanız arkadaşlar verimi biraz azalır. E, o nedenle ben Wolverine'e otoriteyi biraz daha öneriyorum. Çünkü Wolverine'in arkadaşlar canı az, çabuk ölen bir karakter. E, o nedenle regenerasyon takarsanız çok büyük bir etki göremezsiniz. Ama diyelim ki atıyorum Sentry'ye taktınız. Sentry'nin canı bayağı bir fazla. Sentriye taktığınız şimdi Sentri'nin canı yüksek olduğu için yapacağı kalkan değeri yüksek olacak. Max YPS'ini yenilediği zaman bayağı bir yüksek yenilecek. Gene canının yarıya düşmesi de zor olacak. O nedenle daha çok oyun içinde biz bunlara tank karakteri diyoruz arkadaşlar. Tank karakterlerine takılması lazım. Otoritede daha çabuk ölen karakterlere takılması lazım otoritenin Karakterden karaktere değişiyor. Zaten otoriteden bahsetmiştim. Geçen videoda o yüzden çok girmeyeceğim. Aradaki farkı anlatıyorum sadece. Rejenerasyon daha çok tank karakterlerine otorite biraz daha kolay olan karakterlere takılması daha iyi olur bu CTP'lerin. Size bunun bilgisini de vereyim. Buraya kadar da anladık sanırım. Bahsetmediğim bir şey var mı diye düşünüyorum. Evet sürelerinden de bahsedeyim bir de arkadaşlar. Şöyle... Gördüğünüz gibi zaten sağında süresi yazıyor ee, diğer hiçbirinde süre yok ama aşağı doğru indiğiniz zaman etkileşme oranı %50 yp %56 ise max yp'nin %35 kadarı bir kalkan yapıyor ya bu kalkan arkadaşlar 5 saniye sürüyor ama 5 saniyeyi azımsamayın az gibi görünüyor ama savaşta çok büyük fark ediyor. Ee, özellikle fetih gibi modlarda Belki zaman savaşında çok etkili olmayabilir Ama fetihte çok önemli Çünkü 3 karakter birden size saldırdığı için Arkadaşlar 5 saniye bile Paçanızı kurtarsanız o da kar yani O da gayet iyi oluyor ee, Bu nedenle Bu da önemli bir özellik 5 ee, saniye boyunca devreye giriyor Aynı zamanda arkadaşlar sonucu maddeye baktığımız zaman da e, Bekleme süresi de 10 saniyeymiş Yani bu yeteneğin Tekrar devreye girmesi için Gereken süre 10 saniyesiz Max CP'nin %35 kadar, %35 kadar bir kalkan verdiniz kendinize karaktere. Daha sonra bu kalkanı parçaladılar diyelim. Bu kalkanın tekrar devreye girmesi için tabi canınız şeyse yarıdan azsa zaten etkileşim oranında gördüğünüz gibi yazıyor bu. Canınız YP, YP, pardon canınız yarıdan azsa gene tekrardan devreye girmesi için kalkanın 10 saniye kadar beklemeniz gerekecek. Yani bu 10 saniye içinde e, karakter kendini savunabilmeli. Yani o nedenle arkadaşlar zaten e, bu CTP'yi daha çok canı çok olan karakterlere, tank karakterlerine takmanız lazım. Buraya kadar bence yeterince açıkladığımı düşünüyorum. Arkadaşlar eğer anlamadığınız bir kısım varsa e, ben bazen ifade de edemeyebiliyorum biraz. Konuşurken ne bileyim hızlı falan konuşuyorum. E, bazen anlaşılmayabiliyor. O nedenle anlamadığınız bir kısım varsa yorumlara yazın. Ben bunun hakkında ayrıyetten belki bir video çekerim ya da yorumlarda elimden geldiğince anlatmaya çalışırım bu sayede daha iyi anlayabilirsiniz. Ama bence anlattığımı düşünüyorum buraya kadar anlamışsınızdır çünkü tekrar tekrar üzerine basarak söyledim o nedenle anlamadığınızı sanmıyorum. Bundan bahsettik arkadaşlar yani bunu daha çok yüksek canlı karakterlere takmamız gerektiğini biliyoruz. Şimdi bu CTP'yi hangi karakterlere takabiliriz? Bir dondan bahsedeceğim bahsedelim arkadaşlar ee, ilk 10 karakterden bahsedeceğim ama daha önceki e, videomdan da videomda da söylediğim gibi arkadaşlar e, bu 10 karaktere takılması demek hani farklı karakterlere takamayacağınız anlamına gelmiyor farklı karakterlere de gidebilir karakterden karaktere değişiyor sadece en iyi 10 seçeneğinizi söyleyeceğim ama dediğim gibi e, bu 10 karakter dışında da e, tank karakteri varsa tabi elinizde o tür karakterlere de takabilirsiniz bilginiz olsun özellikle PvP karakterlerine takılması gerekiyor Zaten PvP CTP'si arkadaşlar bu Şöyle bir video şeyimize bakalım süremize evet Arkadaşlar ilk sıramızda kesinlikle Sentry var Sentry'nin e, YPS'i zaten yüksek e, aynı zamanda dediğim gibi arkadaşlar e, rejenerasyon taktığınız karakterlere özellikle Şey yaparsanız YP'sini ne kadar yüksek tutarsanız arkadaşlar o kadar iyi olur. O kadar etkili olur regenerasyon. O nedenle YP çok önemli. Ben her videoda da söylüyorum YP'nin ne kadar önemli olduğunu. Özellikle PVP için. bu nedenle elinizden geldiğince YP kasın. Ekipmanlarda da elinizden geldiğince YP'si yüksek olsun. Saldırı da önemli bir faktör ama YP de çok önemli arkadaşlar. YP'yi de mutlaka kasmanız gerekiyor. Evet dediğim gibi arkadaşlar birinci seçeneğin Sentry çünkü canı çok yüksek aynı zamanda yani bu karakteri zaten öldürmek zor bir de öldürdüğün zaman tekrar diriliyor falan bir daha öldürmeyi uğraş yani bayağı bir zor hatta yapabilirseniz uyandırılmış rejenerasyon şuradaki gibi daha iyi olur ama tabii ki herkesin elinde bolca rejenerasyon olacak diye bir kaydı yok o nedenle zaten bendeki tek uyandırılmış rejenerasyon bu arkadaşlar başka yok çünkü elime çok rejenerasyon geçmiyor. Bu nedenle ben Sentry'e taktım. Sentry çünkü oyundaki en sağlam karakterlerden bir tanesi. Ee, ama tabii ki elinizde yoksa normal bir rejenerasyonda gayet güzel iş görür. Ee, bu karakter takabileceğiniz en iyi karakter arkadaşlar. Birinci sıradan bu karaktere rejenerasyon takabilirsiniz. Çünkü PvP'de çok etkili bir karakter. Bu arada e, gene bahsetmeyi unuttum arkadaşlar. Her videoda bahsediyorum. Tekrar bahsedeyim. Bu listeye Armor Wars güncellemesi dahil değil. O güncelleme ve sonrası dahil olmayacak. Çünkü bu seriye o güncellemeden önce başladığım için onlar dahil olmayacak. Daha sonra arkadaşlar ileriki güncellemelerde birkaç karakter falan gelirse listenin değişmiş halini de ben atarım. gene yüklerim çekip orada da görebilirsiniz. Yeni yeni karakterleri listeye ekleyebilirim. Liste değişebilir dediğim gibi. Hani mesela Dr. Doom'dan falan da bahsetmek isterdim ama dediğim gibi onlardan bahsetmeyeceğim. Çünkü dediğim gibi o güncelleme dahil değil. Evet bu konuda da çok konuştuk yeter. Arkadaşlar ikinci olarak takabileceğiniz en iyi karakter Silver Surfer. Bu karakterin de YP'si gayet yüksek. Sadece YP'ye bakılmaması gerekiyor arkadaşlar. Böyle bir yanılgıya düşmeyin. Hani sadece sırf bir karakterin YP'si çok yüksek diye de rejenerasyon takılmaz. O ayrı mevzu. Ama önemli bir etken etken olduğunu söylüyorum sadece onun dışında sağlam PvP karakterlerini takmanız lazım mesela Silver Surfer aynı zamanda da yansıtması olan bir karakter olduğu için Son derece güçlü bir karakter Ve Şey Tank karakteri olduğu için de arkadaşlar öldürmesi zor Olan bir karakter olduğu için de bu karakteri rejenerasyon güzel gidiyor İkinci olarak bu karaktere takabilirsiniz zaten bu karakterin dirilmesi de var Öldürüyorsunuz tekrar diriliyor falan yine bu karakterle de uğraştır yani yani takabileceğiniz en iyi ikinci seçenekti bu. Üçüncü seçeneğimize gelecek olursak arkadaşlar. Üçüncü sıramıza gelecek olursak. Üçüncü sıramıza Luke Cage var. Luke Cage'e rejenerasyon çok güzel gidiyor. ben de taktım zaten. Yani YP'yi olabildiğince yüksek getirirseniz güzel olur. Yenileme oranı artışını... yine bunu da yüksek getirseniz iyi olur ama özellikle YP'yi yüksek getirin. Ve alt değerleri mutlaka full olmalı arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ve Luke Cage de arkadaşlar çok Öldürmesi bayağı zor olan bir karakter. Hatta YPS'ine dikkat ederseniz YPS'i Sentry'den bile yüksek. Ee, o nedenle takabileceğiniz en iyi karakterlerden bir tanesi Luke Cage. Çünkü Luke Cage de çok sağlam bir PvP karakteri. Dördüncü sıramıza gelecek olursak arkadaşlar. Dördüncü sıramızda Jhin Grey var. Ee, Jhin Grey'e aç gözlük de çok güzel oluyor ama ancak arkadaşlar ee, Jhin Grey'e Rejenerasyon takarsanız çok daha iyi olur. Rejenerasyonla daha iyi. Ancak arkadaşlar aç gözlük de kötü bir seçenek değil. Aç gözlük de gayet güzel bir seçenek. Ee, i̇sterseniz bunu da takabilirsiniz. Ama dediğim gibi rejenerasyon daha iyi bir seçenek. Eğer elinizde bolca rejenerasyon varsa baya bir varsa atıyorum. o zaman Jingre'ye bir tanesini takabilirsiniz. Aç gözlükten daha iyi olur. Beşinci sıramıza gelecek olursak arkadaşlar. Beşinci sıramızda Mephisto var. Bu karakteri de gayet güzel gidiyor rejenerasyon. Ben henüz kasmadığım için bir şey takmadım ama ileride kastığım zaman ben bu karakteri mutlaka rejenerasyon takacağım. O sayede çok daha sağlam olur. Ee, bu karakter de zaten güçlü bir karakter pvp'de. Hani bir, bir takım bakları var arkadaşlar. Üçüncü skill'de bir problemim var da onu çözdüler mi hala bilmiyorum. Ee, yani bir ara vardı hala var mı bilmiyorum. Çünkü denemedim bu karakteri. Ee, ama gene de PvP'de etkili bir karakter arkadaşlar. Bu karaktere de takabilirsiniz. Altıncı sıramızda Hulk karakteri var. Ya da Hulk artık her hani nasıl okuyorsanız. Ee, bu karakterde de rejenerasyon çok gidiyor. Çok güzel gidiyor. Bu arada benim bu rejenerasyon çok güzelmiş. Aslında bunu Sentry'e taksaymışım arkadaşlar daha güzel olurmuş. E, ee, %33,1 alt değerleri de full zaten. Gayet güzelmiş yani. Ee, dediğim gibi arkadaşlar bu da tank karakteri Zaten YP'sine baktığınız zaman da görürsünüz Yüksek bir YP'si var Dediğim gibi ama sadece YP etken değil Arkadaşlar aynı zamanda e, Karakterin de güçlü olması lazım Kolay kolay ölmüyor olması lazım e, Ama YP çok önemli Bir etken olduğu için ondan bahsediyorum Dediğim gibi e, Bu karakter de e, Kasabileceğiniz en iyi PvP karakterlerinden Bir tanesi 6. sıradan bu karakteri Rejenerasyon takabilirsiniz 7. sıramıza gelecek olsak 7. sıramızda Thanos var. Thanos'a otorite de güzel gitse de arkadaşlar rejenerasyon hala daha iyi bir seçenek. Ben kesinlikle rejenerasyon takılmasını tavsiye ediyorum. Gözden biraz düştü arkadaşlar. Eskisi kadar etkili mi değil. Bu arada böyle çevirince eli ne kadar güzel görünüyor ya. <laughs> evet. Bu karakter de hala güzel arkadaşlar. Hala kullanılıyor. O nedenle rejenerasyon takabileceğiniz en iyi karakterlerden bir tanesi bilginiz olsun. 8. sıramızda Blue Marvel var. Ben de kasacağım arkadaşlar. Henüz kasmadım. Şu anlık e, ben kostümünü almadığım için önceleri şöyle bir şey takmıştım. Dikili taş takmıştım ama tabii ki arkadaşlar şu kostümü aldıktan sonra. Pelerinli kostümünü. Aldıktan sonra bunu rejenerasyon takıp kategori 3 yapmayı planlıyorum. Bu karakter de e, rejenerasyonu takabileceğiniz en iyi karakterlerden bir tanesi. Bilginiz olsun gayet güzel iş yapıyor. 9. sıramızda 9. sıramız için biraz gitmemiz lazım. Evet. Ee, arkadaşlar takabileceğiniz en iyi karakter, en iyi karakterlerden biri daha doğrusu molekülmen. Molekülmen'e de çok güzel gidiyor. Ee, ancak tabii ki kasmadan takılmasını kesinlikle tavsiye etmiyorum. Kategori 3'e kastıktan sonra takılması lazım. Ee, bu karaktere de rejenerasyon takabilirsiniz. Gayet güzel iş yapar. Bu karakterin ayrı ayrıyeten arkadaşlar dirilmesi de var. Kolay kolay ölmüyor yani ve sonuncu sıramıza gelecek olursak arkadaşlar 10. sıramızda Daredevil var. Daredevil'a otorite de güzel gitse de arkadaşlar regenerasyon bir tık daha iyi. Ee, PVP'de kullanacaksanız eğer, PvE'de tabii ki iş yapmaz ama PVP'de kullanacaksanız regenerasyon takabilirsiniz. İkinci bir seçenek de otorite olabilir. Peki sen neden takmadın dersen, e derseniz arkadaşlar bende regenerasyon yok. Gördüğünüz gibi regenerasyon kıtlığı var gerçekten. Otorite bol elimde aslında bayağı bir var ama yani birçok karaktere taktım hatta yakında zaten Şuradan şeyden de çıkaracağım ben. Ee, mesela Scarlet Witch'den falan çıkaracağım. Apokalips'den falan çıkaracağım. Elimde aslında otorite var benim. Sürekli geliyor ama rejenerasyon pek gelmiyor. O nedenle takamadım ama elimde olsaydı arkadaşlar rejenerasyon takardım bu karaktere. Daha güzel oluyor. Ee, ancak otorite de kötü bir seçim değil. Tabi PV'de kullanacaksanız aç gözlük, yıkım. E, bu gibi CTP'ler daha iyi gider. Bilginiz olsun. Ama PvP'de kullanacaksanız benim gibi. Çünkü Luke Cash de çok güzel bir takım oluyor. Ee, o zaman B jenerasyon takabilirsiniz. 10. sıradan bilginiz olsun. Evet sanırım bu kadardı arkadaşlar. Ee, ne düşündüğünüzü yorumlarda belirtin. Tekrar görüşmek üzere. Bay bay.